Herkese merhaba. Eğer İstanbul'a geldiyseniz bu camiyi muhtemelen ziyaret etmişsinizdir. Çünkü İstanbul'da en çok ziyaret edilen Selahattin Camisi Sultanahmet Camii'dir. Bu ihtişamlı mabedi inşa ettiren padişah, çocuk yaşta tahta oturan 1. Ahmet'tir. Sultanahmet 20'li yaşlara geldiği zaman dedeleri Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt, Kanuni Sultan Süleyman gibi İstanbul'un süreyyetini değiştirecek bir cami yaptırmak ister. Uzun süre cami için yer araştırılır. Sonunda caminin tarihi yarımadanın merkezi At Meydanı'nın kenarına yapılmasına karar verilir. Hemen buradaki sultan ve vezir sarayları satın alınır ve yıktırılır. Bu arada caminin yapımına çok masraflı olduğu ve ganimet malıyla inşa edilmeyeceği için itirazlar yükselir. Ayasofya gibi büyük bir caminin yakınına yapılması da israf olarak görülür. Hatta cami, imansız cami olarak bile nitelenir. Ancak bu itirazlar Sultanahmet'i kararından döndürmez. 8 Ekim 1609'da caminin temel atma merasimi başlar. Şeyhülislam, Sadrazam gibi önemli isimlerin katıldığı törende dualarla temel atılır. Bu sırada padişah kendisi de hayallerini süsleyen camisinin inşasında bizzat temel kazar. Yüzyıllardır binlerce insanın ziyaret ettiği Sultanahmet Camii 9 Haziran 1617'de ibadete açılır. Fakat genç padişah binbir zorlukla inşa ettirdiği anıtsal mabedini dünya gözüyle sadece 6 ay seyredebilir. Sultanahmet Camii'nin mimarı devşirme kökenli Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Kendisi müzik, sedefkarlık, geometri ve mimarlıkla uğraşan çok gönlü bir sanatçıdır. Ayrıca muhteşem yüzyılda muhteşem eserler inşa ederek asırlara damgasını vuran Mimar Sinan'ın öğrencisidir. Sedefkar Mehmet Ağa, hocasından aldığı ilhamla İstanbul'da Selahattin Camisi'ni inşa eder. Sultanahmet Camii 6 minareli tek Selahattin Camisi'dir. Minarelerin 4'ü harimin köşelerine, ikisi avlunun köşelerine yerleştirilmiş. Minarelerden harimin köşesinde yer alanlar 3'er, avlu köşelerinde yer alanlar 2'şer şereflidir. Sultanahmet Camii yapılana kadar yalnızca Mekke'deki Mescid-i Haram 6 minareliydi. Bu sebeple 1. Ahmet camisini 6 minareli yaptırınca Mescid-i Haram'a bir minare daha eklettirir. Caminin asırlık ağaçlarıyla onu yeşillikler arasında gizleyen geniş bir dış avlusu var. Bu avludan 3 kapıyla iç avluya geçiliyor. Bu girişlerin ve dış avlunun cümle kapısı orijinal bronz kapılardır. Caminin oldukça geniş olan iç avlusunu Evliya Çelebi bembeyaz mermerden bir çöle benzetir. Avlunun ortasında 6 sütunlu şadırvan bulunmaktadır. Ancak bu yapı abdest almak için olmayıp fıskiyeli bir havuz mahiyetindedir. İç avlu 26 adet granit, mermer ve porfir sütuna oturan 30 kubbeli revakla çevrilidir. Avlu revakları 2 kat pencere dizileriyle düzenlenmiş. Camiye girişi sağlayan cümle kapısı mukarnaslı yaşmağa sahip olup iki yanın işlerle hareketlendirilmiş. Kapı üzerindeki kitabede Osman Gazi'den 1. Ahmet'e padişahların isimleri sıralanmaktadır. İçeri girildiğinde dakikalarca hayranlıkla seyredilen caminin merkezi kubbesi 4 adet yarım kubbeyle desteklenmektedir. 43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbe 5 metre çapındaki 4 adet fil ayağına oturuyor. Alt bölümleri mermer kaplı olan bu ayaklardan kuzeydekilerde birer adet zarif çeşme bulunmaktadır. Sultanahmet Camii'nin süslemesi güzelliği ve işçiliğiyle göz kamaştırıcıdır. Caminin ibadet katında süsleme olarak çini kullanılmamış. Bu sebeple alt katta duvarlar mermer kaplıdır. Mabedin dikkat çeken bezeme unsurlarından birisi çinilerdir. Alt pencere üstlerinden başlayarak 3. sıra pencere altlarına kadar duvar yüzeyleri çinilerle kaplıdır. Caminin çinileri İznik ve Kütahya atölyelerinden getirilmiş. Camide 21 binden fazla çinli karo kullanılmış. Çini desenlerinde 50'den fazla değişik kompozisyon uygulanmış. Mabedin 3. sıra pencere hizasından yukarısı kalem işleriyle süslü. Bitkisel motiflerin hakim olduğu kalem işi desenlerde kırmızı ve açık mavi renkler baskındır.
Merkezi kubbede Girift Rumilerden oluşan 16 şeridin çevrelediği kuşaklı bir madalyon, yarım kubbelerde sıralı olarak dizilmiş salbekli şemsiye motifleri bulunmaktadır. Caminin sanat harikası yazılarının desenleri onarım görmekle birlikte özgün olarak günümüze ulaşmıştır. Değişik formlu bu yazılar Hattat Seyyid Kasım Gubari'nin imzasını taşır. Bu zata Gubari lakabı pirinç üzerine Fatiha yazacak kadar ince yazmaktaki maharetinden dolayı verilmiş. Camiye girişi sağlayan kapı kanatlarında mihrap duvarındaki pencere kanatlarına ve vaaz kürsüsünde kündekari tekniğinde geometrik süslemeler dikkat çeker. Bu süslemelerde sedef, bağ, fil dişi, gümüş ve renkli ağaç kakmalarla zengin işçilik göze çarpmaktadır. Caminin mermer mihrabı sonsuzluğa açılan bir kapı gibi. İki yanında zarif sütunçeleri olan mihrap, mukarnası bir niş şeklindedir. Nişin içi oldukça sade düzenlenmiş. Üst kısmında renkli taş kakmalar dikkat çekiyor. En üstte iki sıra halinde kitabı bulunmaktadır. Altın yaldızla bezenmiş mermer minber, işçiliği ve güzelliğiyle göz kamaştırıcı. Mihrap duvarının etkileyici parçalarından olan minber, bitkisel ve geometrik motifleriyle görsel bir şölen sunuyor. Camide mihrap duvarının sol tarafında padişaha mahsus hünkâr mahfili bulunuyor. Burası dışarıda camiye bitişik hünkâr kasrıyla bağlantılı. Mabedin en süslü bölümü olan mahfil, mukarnaslı başlıklara sahip sütunların taşıdığı sivri kemerler üzerine oturuyor. Mahfilin camiye bakan cephelerinde mermer, ahşap ve madeni korkuluklar bulunmaktadır. Caminin güneydoğu köşesinde çift katlı olarak inşa edilmiş hünkâr kasrı bulunuyor. Padişahın namazdan önce ve sonra bir süre dinlendiği ve bazı işlerini yürüttüğü hünkâr kasrı Osmanlı mimarisinde ilk defa bu camide görülmektedir. Sultanahmet Camii'nin özellikleri anlatabilecek, güzellikleri kelimelere sığacak gibi değil. Dolayısıyla bizzat görmenizi tavsiye ederiz. Yeni bir mekanda görüşmek üzere, hoşçakalın.